Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere evde oto TV'ni nasıl bağlarsınız bunu göstereceğim. Bundan bahsedeceğim. Video kısa olacak ama tüm detaylardan, tüm gereken konulardan bahsedeceğim. Ben bu bağlantıyı Pioneer Tape üzerinden gerçekleştiriyorum ama siz benim gösterdiğim bağlantı şekillerini, kabloları, bilgileri kullanarak standart teypleri, herhangi bir teybi de evde bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Bugün direkt sadece teyp ve bir tane hoparlör yardımıyla teybimizi çalıştıracağız. Müzik, şarkı dinleyebileceğiz. Dilerseniz bunu amfi bağlantısını yaparak da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir talebiniz olursa onu da nasıl yapacağınızı çekerim. Şimdi bugün ayrıntılı bir şekilde hem kablo bağlantılarını, hem teyipte yapmamız gereken ayarları, hem gücü nereden alacağız, nasıl alacağız, bunlardan tek tek bahsedeceğim ve çalıştığına dair birkaç dinleti yapacağım size. Bu şekilde işlemlerimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, başlamadan önce kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Her perşembe ve cuma kanala yeni içerikler üretiyoruz. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, bize bir tane teyp lazım. Markası Pioneer, Gold Master, Pirana, Uğurlu, her şey olabilir. Bu teybi güç vermek için de 12 volt çıkışlı 10 amperlik bir tane güç kaynağı. Bunu bilgisayarlardaki kullanılan power supply'ları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde satılan adaptörlerden de temin edebilirsiniz. Teybinizin hoparlör çıkışı kadar kullanabileceğiniz herhangi bir hoparlör. Ben şimdi denemek amaçlı bir tane takacağım. Standart bir hoparlör kullanmanız yeterli olur. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi teyp ile power sap'ın bağlantısını anlatayım. Arkadaşlar, şimdi power sap'ımızın şöyle bir kısmı var. Kabloları bağladığımız kısım. Bu kısımda şu iki yer, burada da gördüğünüz üzere şöyle yapayım. L ve N yazıyor. Gördüğünüz gibi L ve N. Bu L ve N olan kısma iki tane kabloyu bağlıyorsunuz. Kablonun ucuna da normal prize girecek şekilde bir uç takarak prize direkt sokuyorsunuz. Bunların yönü önemli değil. Bunu yaptıktan sonra şurada yeşil ışık yanar. Bu yeşil ışığın yanında güç kaynağınız aktifleşmiştir, çalışıyordur. Bu kısım ise şurada gördüğünüz üzere artı, iki tane artı 12, iki tane de eksi 12 olmak üzere toplam iki tane ayrı ayrı 12 volt çıkışı olan bir güç kaynağı. Bunun çizgili olan kısmını artıya, düz olan kısmını da eksiye bağlıyorsunuz. Kablonun yönü fark etmez, ters de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde vidaları gevşetip kabloları soktuktan sonra vidaları sıkıyorsunuz. Güç kaynağındaki bağlantı bu şekilde oluyor. Daha sonra güç kaynağınızı daha aktifleştirmeden, prize sokmadan teyp kablo bağlantınızı yapmanız gerekiyor. Şimdi buradaki bağlantı çok basit. Teypten gelen, şu şekilde soketlerden çıkan kabloların kırmızı ve sarı olanı artıya bağlanıyor. Bu araba bağlantılarında farklı arkadaşlar. Onu da sağ üstteki bu videodan ulaşabilirsiniz. Arabalar için oto teyp nasıl bağlanır onun videosunu da çektim. Arabadaki ile evde bağlantı farklı. Sarı kablo hafıza işine yarıyor. Teybinizin açılmasına ve teybin içinde yaptığınız ayarların kaydolmasına yarıyor. Kırmızıyla sarıyı birleştiriyorsunuz ve güç kaynağınızdan gelen artı kısma bağlıyorsunuz. Bunun bağlantısını yapıyorsunuz. Ondan sonra teybinizde olan bu eksi kabloyu, siyah kabloyu güç kaynağınızdan gelen eksiye bağlıyorsunuz ve teybiniz çalışıyor, aktifleşiyor. Teyip bağlantınız bu şekilde arkadaşlar. Güç kaynağından teyip bu şekilde bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi teybiniz aktifleşiyor bu şekilde. Şimdi burada eğer güç kaynağını kapatırsanız, yani teybinize şu sarı kabloya sürekli bir artı volt gelmez ise teybinizde yaptığınız tüm ayarlar silinecek ve tekrardan baştan bir ayar yapmanız gerekecek. Bunun için güç kaynağınızı kesinlikle kapatmayın. Yani teybe sürekli bir güç gelsin. Kapatacağınız zaman SRC kısmına basıp bazı teyplerde şu alt kısmındaki bu tuşa bastığınızda teybe gelen elektriği keser. Yalnız sadece bu sarı kablodan hafızayı korumak amaçlı bir güç gelir. Bu da çok az bir akım ve voltaj yer. Bunu kesinlikle unutmayın. Yoksa sürekli yaptığınız hafızalar, kaydettiğiniz ayarlar silinir. Tekrardan yapmak zorunda kalırsınız. Bu şekilde teybiniz bu konumdayken arkadaşlar, ilk önce size bazı ayarlardan, yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğim. Orta tuşuna basıp buradan Intel kısmına gelip burada mod kısmı var. Bu mod kısmından bu rear sup oldu mu teybinizde amfi ile falan bağlantı yaptığınızda ses gelmeyebilir. Bunu rear yapıyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Teybinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere radyo sesi geldi. Bunu flaşa geçirelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde kısayım sesi, telif yemeyelim. Bu şekilde çalar arkadaşlar. Biraz ufak bir dinleteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde
evde oto teybini bağlantısını yapabilirsiniz. Size gereken bir tane teyp ve bir tane bu teybi güç verebilecek güç kaynağı olması yeterli. Tabi bunlardan hariç müzikleri çalabilmek için de birkaç tane hoparlör gerekiyor. İşlemler bu şekilde. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar, hoparlör bağlantısından. Teybinizden çıkan şu şekilde renkli renkli kablolar olur. Bunların da bağlantısı çok basit. Mesela şu yeşil, üstünde zaten artı eksi olarak yazılar ufak şekilde yazıyor. Onlara da bakarak hangisinin artı eksi olduğunu bulabilirsiniz. Bu yeşilin çizgili ve çizgisiz olarak ayrılıyor. Bunlar bir hoparlör. Bir hoparlör bağlanıyor. Bunun grisine bir hoparlör bağlanıyor. Beyazına da bir hoparlör. Ve şurada da bir tane de mor var. Şu an bağlandığım. Mora da bir hoparlör bağlanıyor. Toplam bu teybe 4 tane hoparlör bağlayabiliyorum. 4 ayrı hoparlör. Tabi bunların teybin kaldırabileceği bazı voltajlar oluyor. İşte 50x4 falan filan. Bu şekilde değişiyor. Onları da göz önünde bulundurarak hoparlörünüzü takın. Yoksa bir şekilde sıkıntı çıkar. Teybinizi zorlarsınız. Veya tam verimli müzik sesi alamazsınız. Bunlardan hariç bir tane de mavi kablo var arkadaşlar. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Amfi kullandığınızda remonte, yani amfiyi tetiklemek için gereken bir kablo. Bunlara girmedim çünkü sadece ben teybi kullanarak, teyp bağlantısını yaparak müzik dinlemenizi anlattığım için. Dediğim gibi başta da eğer teyple birlikte amfi nasıl bağlanır bunu videosunda çekmemi istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu şekilde size birkaç tane daha müzik dinleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar teybin şimdi ayarından bahsetmiyorum. Buradan ses tuşuna basarak, buradan audio kısmından çeşitli ses ayarları var. Bunları yaparak da kendi müzik zevkinize göre, kulak zevkinize göre buradaki ayarları kullanarak ayarlar yapabilirsiniz. Tüm işlemler bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Başta da dediğim gibi her hafta Perşembe ve Cuma kanala video atıyoruz. Yeni içerikler üretiyoruz. Gerek eğlenceli gerek bilgi verici videolar yapıyoruz. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.